Gedik Savaşları Efsanesi Birinci Kitap Fırtına Fırtına dinmişti. Pak kayaların kenarında sekiyor, gelgit birikintileri arasında dolaşırken zorlukla basacak yer bulabiliyordu. Gözleri fıldır fıldır dönerek yamacın altındaki her birikintiyi inceliyor henüz sona ermiş fırtınanın etkisiyle bu göletlere sürüklenmiş kılçıklı yaratıkları arıyordu. Bu su bahçesinden topladığı kum böcekleri, kaya sürüngenleri ve yengeçlerle dolu çuvalını taşırken genç kasları ince gömleğinin altında şişiyordu. Öğlen güneşi, çevresinde kıpırdaşan denizi pırıl pırıl aydınlatırken Batı rüzgarı güneşten yol yol açılmış kestane rengi saçlarını dalgalandırıyordu. Pak çuvalını yere bıraktı. Ağzının sıkıca bağlı olup olmadığını kontrol etti ve açık bir kumluğa oturdu. Çuvalı dolu sayılmazdı. Ama Pak önündeki fazladan bir saatlik zamanı dinlenmeye ayıracaktı. Aşçı Megar, çuval doluya yakın olduğu sürece başını artmazdı sırtını büyük bir kayaya dayadı. Az sonra sıcak güneşin altında uykuya dalmıştı. Saatler sonra serin bir su serpintisiyle uyandı. İrkilerek gözlerini açtı. Gereğinden fazla kaldığını anlamıştı. Batıda, denizin üzerinde, ufuktaki altı küçük ada olan altı kız kardeşin karanlık sülüyetinin üzerinde kara fırtına bulutları toplanmaya başlamıştı. Yağmurun isti bir tül gibi peşinden sürüklendiği bulanık, dalgalanarak yaklaşan bulutlar, yazın başlarında sahilin bu tarafında olağan sayılan ani fırtınalardan birine haber veriyordu. Güneyde, denizcinin kederinin sarp yamaçları gökyüzüne doğru uzanıyor, dalgalar o kayalık kulenin dibini dövüyordu. Şiddetli dalgaların ardında köpükler kabarmaya başladı. Fırtınanın az sonra vuracağının kesin bir işaretiydi bu. Pat tehlikede olduğunu biliyordu. Yaz fırtınaları kumsallardaki hatta çok şiddetliyse ilerideki alçak bölgelerdeki herkesi boğabilirdi. Çuvalını kapıp kuzeye, kaleye doğru ilerlemeye başladı. Birikintilerin arasından geçerken rüzgarın serinliğinin daha derin ve nemli bir suya döndüğünü hissetti. İlk bulutlar güneşin önünden geçip parlak renkleri gri tonlara dönüştürürken, yamalı bir bohçeye andıran gölgeler günü bölmeye başlıyordu. Açıklarda, bulutların karanlığını delen yıldırımlar düşüyor, şimşeklerin boğuk gümbürtüsü dalgaların sesini bastırıyordu. Pak kumsaldaki ilk açıklığa gelince hızını arttırdı. Fırtın ondundan daha hızlı yaklaşıyor Önünde yükselen gelgiti de hızlandırıyordu. İkinci gelgit birikintisi bölgesine ulaştığında suyun kıyı ile yamaçlar arasında ancak on adımlık kurukum kalmıştı. Pak kayaların arasından hızla bir o kadar da dikkatle ilerledi. İki kez neredeyse tökezliyordu. Bir sonraki kumluğa vardığında son taşın üzerinden atlayışını ayarlayamayıp yere kötü bir şekilde indi ayak bileğini tutarak kumların içine atladı. Gel git de sanki bunu bekliyormuşçasına kabarıp bir an üzerini tamamen kapladı. Görmeden elini uzatınca çuvalının sürüklenip gittiğini hissetti. Çılgınca ileri atılarak onu tutmaya çalıştı. Ama ayak bileğini kullanamıyordu. Yuvarlandı, su da yutmuştu. Öksürüp tükürükler saçarak başını kaldırdı. Doğrulmaya başlamıştı ki ilkinden de büyük ikinci bir dalga göğsüne çarpıp onu sırt üstü devirdi. Pak dalgalar arasında oynayarak yetişmişti ve tecrübeli bir yüzücüydü. Ama bileğinin acısı ve dalgaların çarpışları onu giderek paniğe doğru sürüklüyordu. Bunu üzerinden atıp dalga çekilirken hava almak için yüzeye çıktı. Ve yarı yüzerek, yarı çırpınarak yamaca doğru ilerledi suyun orada sadece birkaç santim derinliğinde olacağını biliyordu. Bak yamaçlara ulaşıp yaslandı. Ağırlığını elinden geldiğince yaradı bileğine vermemeye çalışıyordu. Kayalık duvar boyunca ağır ağır ilerledi. Sular da her dalga ile birlikte yükseliyordu. Nihayet yukarı çıkabileceği bir yere ulaştığında sular beline kadar yükselmişti. Kendini yola kadar çekmek için tüm gücünü kullanması gerekti bir an durup soluklandı. Sonra tırmanmaya başladı. Taşlı zeminde yürümeye direnen bileğine yüklenmek de istemiyordu. Dizlerini ve bacaklarını taşların üzerinde yara bere içinde bırakarak zorlukla tırmanıp, nihayet kayalıkların tepesindeki çimenliğe ulaştığında yağmurun ilk damlaları da düşmeye başladı. Bak tırmanışın verdiği yorgunluktan nefes nefese, bitap düşmüş bir halde kendini yere bıraktı. Seyrek damlalar hafif ama aralıksız bir yağmura dönüşmüştü. Soluklandıktan sonra doğrulup şişmiş bileğini inceledi. Dokunmaya karşı hassastı. Ama oynatabilince içi rahatladı. Demek ki kırılmamıştı. Dönüş yolunu topallayarak kat etmek gerekecekti. Ama kumsalda boğulma tehlikesini atlattığı için de rahattı. Kasabaya vardığında Pak sıklan ve üşümüş olacaktı. Kalenin kapıları gece kapanacaktı. Hassas bileğiyle ahırların arkasındaki duvara tırmanmayı da göze alamayacağı için orada kalacak bir yer bulması gerekecekti. Hem bekleyip kareye ertesi gün dönerse yalnızca Megar'ın ona söyleyecekleri olurdu. Ama duvardan atlarken yakalanacak olursa kılıç ustası Fenon ya da at ustası Algon onu sözlerden çok daha fazlasıyla karşılarlardı. O dinlenirken yağmur şiddetlendi ve ikindi güneşi fırtına bulutların ardında tamamen gözden yitince gökyüzü karardı. Bir anlık rahatlaması, kum böcekleriyle dolu çuvalını yitirdiği için kendine duyduğu bir kızgınlığa dönüştü. Uyumamış olsa dönüş yolculuğunu sakin sakin yapabilir, bileğini burkmamış olur Ayrıca kayalıkların yukarısındaki akarsu yatağında fırlatmak için o çok değer verdiği dümdüz taşlardan aramaya zamanı kalmış olurdu. Şimdi ise taşlar yoktu. Geri dönmesi de en az bir hafta sonra olacaktı. Tabi Megar onun yerine başka bir çocuk yollamazsa ki eli boş döndüğüne göre bu pekala mümkündü. Pak yağmurda oturmanın pek rahatsız edici olduğunu hatırladı ve yola koyulma zamanının geldiğine karar verdi. Ayağa kalkıp bileğini yokladı. Yoklanmaya itiraz ediyordu ama idare ederdi. Çimenlerin üzerinde topallayarak eşyalarını bıraktığı yere gidip heybesini, değneğini ve sapanını aldı. Heyvesinin yırtılmış, ekmek ve peynirinin de kayıp olduğunu görünce kaledeki askerlerden duyduğu bir küfür savurdu. Rakunlar, daha büyük olasılıkla kum kertenkeleleri diye düşündü. Artık bir işe yaramayan çuval atıp şanssızlığına hayret etti. Derin bir nefes alıp değneğine dayanarak yarları yoldan ayıran alçak tepelere doğru yola koyuldu. Etrafta yer yer basık ağaç kümeleri vardı. Pat civarda daha uygun bir barınak olmayışına hayıflandı. Kayalıklarda hiçbir yer yoktu çünkü. Bir ağacın altında beklese, ağır adımlarla kasabaya da gitse aynı miktarda ıslanacaktı. Rüzgar şiddetlendi ve Pak ıslak sırtında soğun ilk ısırışını hissetti. Titreyerek hızını elinden geldiğince arttırdı. Küçük ağaçlar rüzgarın önünde eğilmeye başlamıştı. Pak da adeta dev bir el sırtından itiyormuş gibi hissediyordu. Yola varınca kuzeye saptı. Doğudaki büyük ormanın ürkütücü seslerini duyuyordu. Yıllanmış meşelerin dallarının arasında ıslıkçadan rüzgâr da uğursuz havayı güçlendiriyordu. Ormanın karanlık açıklıkları kral yolundan daha tehlikeli değildi kuşkusuz. Ama kanun kaçakları ve diğer daha az insan olan suçlular hakkında anımsadığı hikayeler gencin tüylerini diken diken ediyordu. Kral yoluna sapan Pak, Yol boyunca devam eden hendek sayesinde biraz daha korunmuş oluyordu. Rüzgar güçlenip yağmur gözlerine batmaya, yani zaten ıslak olan yanaklarını gözyaşlarına boğmaya başlamıştı. Sert bir rüzgar onu yakaladı ve bir an için dengesini yitirdi. Yol kenarındaki hendekte su birikmeye başlamıştı ve beklenmedikleri nitteki birikintilere düşmemek için adımlarını dikkatli atmak zorundaydı. Bir saate yakın bir süre boyunca durmaksızın şiddetlenen fırtına da yol aldı. Yol kuzeybatıya dönmüş, uluyan rüzgarı neredeyse tam karşısına almıştı. Bak rüzgar karşısında eğildi. Gömleği arkasında dalgalanıyordu. Sık sık yutkunuyor, içinde kabaran paniği bastırıyordu. Ama tehlikeli olduğunun farkındaydı. Fırtına yadım bu zamanı için normal olanın çok ötesinde bir şiddette güçleniyordu müthiş yıldırımlar karanlık manzarayı aydınlatıyor, parlak, beyaz ve mat siyah renklerle anlık olarak ağaçların ve yolun silüetini çiziyorlardı. Ardından tersine dönmüş renkleriyle bir süre gözlerin önünde kalan baş döndürücü görüntüler algılarını şaşırtıyordu. Yukarıdan gelen müthiş şimşek gümbürtüleri bedensel birer darbe gibiydi. Fırtınaya karşı duyduğu korku hayal ürünü haydut ve goblinlere duyduğu korkuyu bastırmıştı. Yolun kenarındaki ağaçların arasından yürümeye karar verdi. Meşelerin gövdeleri rüzgarı biraz olsun keserdi. Ormana yaklaşırken bir kırılma sesi duyunca durdu. Fırtınanın karanlığında çalıların arasından fırlayan kara orman yaban domuzunu zorlukla fark edebilmişti. Domuz çalılardan çıktı dengesini kaybetti. Sonra birkaç metre ileride tekrar doğruldu. Bak orada dikilmiş, başını bir o yana, bir bu yana sallayarak kendisini süzen hayvanı açıkça görebiliyordu. Uçularından sudar damlayan iki büyük dişi loş ışıkta parlıyor gibiydiler. Korkudan gözleri buymuş, ayaklarını yere vuruyordu. Orman domuzları öfkeli hayvanlardılar. Ama normalde insanlardan uzak dururlardı. Bu domuz fırtına yüzünden paniğe kapılmıştı. Pak da kendisine saldıracak olursa ağır yaralanacağının hatta ölebileceğinin farkındaydı. Taş kesilmiş bir halde beklerken değneğini savurmaya hazırlandı. Ama domuzun ormana dönmesini umuyordu. Hayvan başını kaldırarak çocuğun havalı kokusunu inceledi. Kararsızlık içinde titrerken pembe gözleri pırıl pırıldı. Bir ses duyunca bir an için ormana doğru döndü. Sonra başını eğip saldırdı. Pat değneğini savurdu. Domuzun başının yan tarafına sıkı bir darbe indirerek dengesini bozdu. Domuz çamurlu zeminde yana doğru kayıp bakın bacaklarına çarptı. Domuz kayarak geçerken o da düştü. Bak yerde yatarken domuzun dönüp tekrar saldırmaya hazırlandığını gördü. Domuz yaklaşıyordu ve bakın kalkacak kadar zamanı yoktu hayvanı tekrar savuşturmak için değneğini çaresizce salladı. Domuz değneği savuşturdu. Pakla yuvarlanarak uzaklaşmaya çalıştı. Ama bedenine bir ağırlık çöktü. Elleriyle yüzünü, kollarıyla da göğsünü kapatarak hayvanın darbesini bekledi. Bir an sonra ise domuzun hareket etmediğini fark etti. Yüzünü açınca domuzun yan tarafına siyah tüylü bir metrelik bir ok yemiş bir halde yattığını gördü. Bak ormana doğru baktı. Kahverengi deri giysiler giymiş bir adam ağaçların başladığı yerde duruyor. Elindeki çiftçi özenle bir muşamba kılıfa sarıyordu. Değerli silah havanın kötü etkisine karşı korunmaya alındıktan sonra adam yaklaşıp çocuk da hayvanın başında dikildi. Cübbesi ve pellerini vardı. Yüzü görünmüyordu. Bakın yanında diz çöküp yaban domuzunun leşini çocuğun bacaklarının üzerinden kolayca kaldırırken rüzgarın uğultusuna karşı iyi misin evlat diye bağırdı. Bir yerin kırıldı mı? Sanmıyorum diye bağırdı. Bak kendini toparlamıştı. Sağ tarafı sancıyordu. Her iki bacağı da fena yaralanmıştı. Bileği de hala hassastı ve bugün şanslı gününde değildi. Ama kırık ya da kalıcı bir yaralanma yok gibiydi. İri, etli eller onu tutup ayağa kaldırdı. Adam ona değneğini ve yayı uzatarak al diye buyurdu. Bak onları alınca adam koca bir avcı bıçağıyla hemen domuzu kesmeye koyuldu. İşini bitirince Pak'a döndü. Benimle gel evlat. En iyisi benim ve efendimin yanında gecelemen. Yer uzak değil ama acele etsek iyi olur. Bu fırtına bitince daha da kötüleşecek. Yürüyebilir misin?'' dengesizce bir adım atan Pak başıyla onayladı. Adam tek kelime etmeden domuzu omzuna vurdu ve yayını aldı. Ormana doğru dönerek ''Gel'' dedi. Pak'ın zorlukla yetişebildiği bir hızla yürümeye başladı. Orman fırtınanın gümbürtüsünü çok az kesebildiği için konuşmak mümkün değildi. Bir şimşek bir an için ortalığı aydınlattı ve Pak adamın yüzünü görebildi. Yabancıyı daha önce görüp görmediğini anımsamaya çalıştı. Krait ormanında yaşayan avcı ve ormancılar arasında sık rastlanan bir görünüşü vardı. Geniş omuzlu, uzun boylu, sağlam yapılıydı. Siyah saçlarıyla sakalı ve zamanın çoğunu dışarıda geçirenleri özgü, hava şartlarından yıpranmış bir görünümü vardı. Çocuk bir an hayal gücüne kapılıp, adamın ormanda saklanan bir haydut çetesinin elemanlarından ol olmadığını düşündü. Sonra bu fikirden vazgeçti. Hiçbir haydut beş parasız olduğu apaçık olan bir kale çocuğu için başına dert almazdı. Adamın bir efendisi olduğunu söylediğini hatırlayan Pak, onun bir arazi sahibinin mülkünde yaşayan bir toprak ağası olabileceğinden kuşkulandı. O zaman efendisinin hizmetinde olur ama kefalet ödeyenler gibi ona bağlı olmazdı. Toprak yerleri doğuştan özgür olurlar. Toprağa işlemelerin karşılığında ekin ya da hayvanlarının bir kısmını verirlerdi. O da doğuştan özgür olmalıydı. Kefalet ödeyenlerin uzun yay taşımalarına izin verilmezdi. Zira bu silahlar çok değerli ve tehlikeliydiler. Yine de Pak ormanda böyle bir arazi olduğunu hatırlamıyordu. Bu iş çocuk için bir merak konusu olmuştu. Ama gün boyunca başına gelenler her türlü meraklığından uzaklaştırıyordu. Saatler gibi gelen bir süre sonra adam bir grup sık ağacın arasına daldı. Güneş battığı ve fırtınanın izin verdiği o azıcık aydınlığı da götürdüğü için bak karanlıkta neredeyse onu gözden yitirecekti. Adamı görmekten ziyade ayak seslerini dinleyerek ve varlığını hissederek takip edebiliyordu. Pak ağaçların arasında bir patika üzerinde olduklarını sezmişti. Ayaklarına direnen sürtünmeler ya da taşlar yoktu. Yeri önceden bilinmiyorsa az önce bulundukları yerde bu patikayı bulmak gün ışığında bile zor. Gece ise imkansız olurdu. Bir süre sonra ortasında küçük, taştan bir kulübenin bulunduğu bir açıklığa geldiler. Tek pencereden ışık sızıyor, bacadan da duman tutuyordu. Açıklığı geçerlerken bak, fırtınanın ormanın bu kesiminde nasıl olup da daha da hafif olduğuna hayret etti. Kapının önüne geldiklerinde adam kenara çekilip, ''Sen gir evlat, benim domuzu temizlemem gerek.'' dedi. Pak boş boş başını sallayarak ahşap kapıyı açtı ve içeri girdi. ''Kapat şu kapıyı evlat, üşütüp ölmeme neden olacaksın.'' Pak söyleneni yapmak için atıldı ve kapıyı düşündüğünden biraz daha sert çarparak kapattı. Dönüp karşısındaki sahneyi inceledi. Kulübenin içi tek bir küçük odadan ibaretti. Bir duvarda bir hayli büyük bir ocağı olan bir şömine vardı. Parlak, canlı ateş sıcak bir ışık veriyordu. Şöminenin yanında bir masa, onun arkasında da bir sedire uzanmış iri yarı sarı cübbeli biri duruyordu. Kır saçları ve sakalı, ateş ışığında kırpışan bir çift parlak mavi göz dışında neredeyse tüm yüzünü kaplıyordu. Sakalın içinden çıkan uzun bir pipo donuk, görkemli bir duman çıkarıyordu. Pak adamı tanımıştı. Efendi Kulgan, dükün büyücüsü ve danışmanı, şatonun kalesi çevresinde tanıdık bir simaydı. Kulgan gözlerini kaldırıp Pag'a bir baktı ve derin, yankılanan ve güçlü bir tondaki sesiyle... Demek beni tanıyorsun, dedi. Evet efendim, kaleden. Adın nedir kaleden gelen çocuk? Pat efendi Kulgan. Şimdi hatırladım seni. Büyücü umarsamazca elini salladı. Gözlerini keyifle kısarak, Sanatımda ustayım ama yine de bana efendi deme, dedi. Doğuştan senden asalet yönünden üstün olduğum doğru ama çok da farklı değiliz. Gel ateşin yanında bir battaniye var. Sen de sıklam olmuşsun. Elbiselerini as da kurusunlar. Sonra otur oraya. Karşısındaki sediri gösterdi. Pak söyleneni yaptı. Bu arada gözlerinde bir an olsun büyücüden ayırmıyordu. Tükün sarayının bir üyesi olsa da o bir büyücüydü sıradan insanların hor gördüğü, kuş kullanılacak birisiydi. Bir çiftçin ineği bir canavar doğuracak olsa ya da ekinler harap olsa, köylüler bunun yakındaki gölgelerde gizlenen bir büyücüye mal etmeye hazırdılar. Daha kısa bir süre öncesine kadar, Kulgan'ı Kreit'ten taşlayarak kovdukları da oldu. Dükün yanındaki konumu sayesinde artık kasaba halkının hoşgörüsünü kazanmıştı. Ama eski korkular kolay kolay ölmezdi. Pak giysileri astıktan sonra oturdu. Büyücünün masasının hemen yanından kendisini süzen bir çift kızıl gözü görünce irkildi. Pullu bir kafa masanın üzerine doğru yükselip çocuğu inceledi. Kulgan çocuğun huzursuzluğu karşısında güldü. Gel evlat, fantos seni yemez. Elini sedirin yanına çöken yaratığın başına koyup, gözlerinin üzerindeki çıkıntıları okşadı. Gözlerini kapatıp yumuşak bir hırıltı çıkardı. Bir kedinin mırıldanmasına benziyordu. Pak şaşkınlıktan açılmış ağzını kapatıp, ''O gerçekten bir ejderha mı efendim?'' diye sordu. Büyücü güldü. Tok, yani candan bir sesi vardı. Kendisi de öyle sanıyor evlat. Fantus bir ateş ejderi. Ejderhanın kuzeni sayılır ama boyutları daha küçük. Yaratık bir gözünü açıp büyücüye dikti. Ama onlar kadar gözü pek diye hemen ekledi Kulgan ve ejder gözünü yine kapadı. Kulgan cumuşak ölçülü bir tonla konuşuyordu. Çok zekidir. Ona söylediklerine dikkat et. Hayli hassas bir yaratıktır o. Pak başıyla onayladı. Merakla büyümüş gözleriyle ağzından ateş saçabilir mi? diye sordu. 13 yaşında bir çocuk için ejderhanın kuzeni bile müthiş bir şeydi. Havasında olduğu zaman geğirdiğinde bir iki alev çıkarır ama nadiren havasındadır. Bence nedeni de ona uyguladığım zengin pehriz. Yıllardır avlanmadı bile. Yani bir ateş ejderi için biraz formsuz. Doğrusu onu fena halde şımartıyorum.'' Pat bu fikir karşısında rahatladı. Büyücü bu yaratışım artacak kadar seviyorsa, ne kadar yabancı da olsa artık gözüne daha insancıl, daha az esrarengiz görünüyordu. Fantus inceledi. Ateşin zümrüt rengi pullarını altın gibi parlatışına hayran olmuştu. Ufak bir tazı boyundaki ejderin uzun, kıvrımlı bir boynu ve timsah andıran bir başı vardı. Kanatları sırtında toplanmıştı ve önünde uzanan iki pençeli ayağı amaçsızca boşlukta esniyor, bu arada kulganda kemikli göz çıkıntılarının arkasını kaşıyordu. Uzun kuyruğu yerden birkaç santim yukarıda ileri geri savrulup duruyordu. Kapı açıldı ve iri yarı okçu elinde temizlenmiş ve parçalanmış bir domuz fileto taşıyarak içeri girdi. Bir şey söylemeden şömineye geçip eti pişirmeye başladı. Fantus başını kaldırıp uzun boyunun verdiği avantajı kullanarak masanın üzerinden bir göz attı. Ejder çatal dilini şapırdatarak aşağı attı ve ağır ağır soylu bir havada ocağa doğru ilerledi. Ateşin önünde sıcak bir yer beğenip akşam yemeğine kadar kestirmeye koyuldu. Toprak ağası pellerini çıkarıp kapıdaki bir kancaya astı. Bana kalırsa fırtına şafa kalmadan dinecek. Ateşe dönüp domuz için şarap ve otlardan bir karışım hazırladı. Bak adamın yüzünün sol tarafında aşağı doğru inen ateş ışığında kızıl ve korkunç görünen yara izini görünce irkildi. Kulgan piposuyla toprak beyni işaret etti. Ağzı sıkı adamı tanıyorsam henüz onunla uygun şekilde tanışmamışsındır. Mekan bu delikanlı bak Raichatus kalesinden. Mekan bir an başıyla selamlayıp tekrar kızaran butla ilgilenmeye koyuldu. Pak selamına karşılık verdi. Ama Mekan onu görmedi bile. Beni domuzdan kurtardığınız için size teşekkür edemedim. Mekan, teşekküre gerek yok evlat diye cevap verdi. Ben hayvanı ürkütmesem muhtemelen sana saldırmazdı. Ocağın başından kalkıp odanın başka bir köşesine giderek üzeri örtülü bir kovadan biraz kahverengi yağmur aldı ve yoğurmaya başladı. Şey, efendim, dedi bak kulgana dönerek. Domuzu öldüren onun okuydu. Hayvanı takip ediyor olması gerçekten büyük şans. Kulgan güldü akşam yemeğimizin şeref konuğu olan bu zavallı yaratık da en az senin kadar şartların kurban olmuş. Pag'ın aklı karışmıştı. Anlayamadım efendim. Kulgan ayağa kalkıp kitaplığın en üst tarafından bir şey alarak çocuğun önündeki masaya koydu. Yacivert kadifeden bir örtüye sarılmıştı. Paga onu sarmak için bile böyle pahalı bir malzeme kullanılmasından çok değerli bir şey olduğunu hemen anlamıştı. Kulgan kadifeyi açıp ateş ışığında parlayan kristal bir küre çıkardı. Pat kürenin güzelliği karşısında beyniyle iç Çünkü görünüşte hiçbir kusuru yoktu ve içmindeki yalınlık muhteşemdi. Kulgan camdan küreyi işaret etti. Bu aygıt Karselli Altafend adında kendisine geçmişte bir iki iyilik yaptığım için ama bunların pek önemi yok. Beni böylesine değerli bir armağana layık gören son derece kudretli bir büyü sanatkarı tarafından bir hediye olarak yapılmıştı. Bugün Altafeyn Usta'nın yanından dönmüş olduğumdan andacını sınıyordum. Kürenin derinliğine bak bak pat gözlerini küreye dikti ve yapısının derinlerinde oynaşır gibi görünen titrek şömine ışığını izlemeye çalıştı. Gözleri kürenin içindeki her bir yüze odaklanmaya çalışırken, odanın yüz kez yinelenen yansımaları birbirinin içinde dans ediyordu. Akıyor ve birbirine karışıyor. Sonra da dumanlı ve belirsiz bir hal alıyordu. Topun merkezinde hafif beyaz ışıltı, ateşten gelen kırmızı ışığın yerini aldı ve Pak, bakışlarının bu yeni ışığın hoşnutluk verici sıcaklığına kapıldığını hissetti. Kaledeki mutfağın sıcaklığı gibi, diye düşündü dalgınlıkla. Aniden topun içindeki süt beyazı renk kayboldu ve Pak gözlerinin önünde mutfağı gördü. Aşçı şiş kalfan pasta yapıyor, bir taraftan da parmaklarındaki tatlı kırıntıları yadıyordu. Böyle yaparak da aşçı başı Megar'ın gazabını üzerine çekmiş oldu. Zira Megar bunu tiksinti veren bir alışkanlık olarak görüyordu. Pat daha önce pek çok kez tanık olduğu bu sahneye güldü ve görüntü kayboldu. Birden kendini yorgun hissetti. Kulgan kristali kumaşa sarıp kaldırdı. İyi iş çıkardın evlat, dedi düşünceli bir şekilde bir an çocuğu bir şey düşünüyormuşçasına süzdü. Sonra oturdu. İlk denemede böylesine berrak bir görüntü oluşturabileceğini tahmin etmezdim. Ama anlaşılan sende en başta görünenden fazlası var. Efendim? Boş ver bak. Bir an durdu ve sonra bu oyuncağı ilk defa kullanıyor. Görümü ne kadar uzay yollayabileceğimi sınıyordum ki yola ulaşmaya çalıştığını gördüm aksak ve yara bere içindeki halinden kasabaya asla yetişemeyeceğine karar verdim bu yüzden seni getirsin diye mekamı yolladım dedi bak kendisine gösterilen olağanüstü ilgiden mahcup görünüyor yanaklarını al basıyordu 13 yaşındaki birinden beklenebilecek bir şekilde kendi yeteneklerini olduğundan fazla tahmin ederek bunu yapmanıza gerek yoktu efendim kasabaya zamanında yetişirdim, dedi. Kulgan gülümsedi. Belki, ama belki de değil. Fırtına mevsime aykırı düşen bir şiddete sahip ve yolculuk etmeyi tehlikeli hale getiriyor. Pak yağmurun kulübenin damına hafiften dövüşünü dinledi. Fırtına ağzını kesmiş gibiydi ve Pak büyücünün sözlerinden kuşku duydu. Kulgan çocuğun düşüncelerini okumuş gibiydi. Sözlerimden şüphe duyma Pak. Bu açıklığı koruyan sırf büyük ağaç gövdeleri değil. Mülkümün sınırını işaret eden meşelerden çemberi aşarsan fırtına'nın öfkesini hissedersin. Mekan, bu rüzgarın şiddeti nasıl tahmin ediyorsun? dedi. Mekan yormakta oldu ekmek hamurunu bıraktı ve bir an düşündü neredeyse üç yıl kadar önce altı gemiyi parçalayan fırtına kadar kötü. Bir an tahminini kafasında evirip çevirir gibi durdu. Sonra başını sallayarak teyit etti. Evet, neredeyse onun kadar kötü. Ancak onun kadar uzun süre etmez. Bak üç yıl öncesinde diye gitmekte olan bir kuvvet ticaret filosunu denizcinin kederine savuran fırtınayı düşündü. Fırtınanın doruğunda kale duvarlarındaki muhafızlar rüzgarla aşağı uçmamak için kulelerin içine saklanmak zorunda kalmışlardı. Bu fırtına da o kadar şiddetliyse kulganın büyüsü muazzam olsa gerekti. Zira kulübenin dışındaki bahar yağmurundan kötü gelmiyordu kulağa. Kulgan sıranın üzerinde arkasına yaslandı. Sönmüş piposunu yakmaya çalışmakla meşguldü. Tatlı, beyaz dumandan kocaman bir bulut çıkardığında Pag'ın dikkati büyücün arkasında duran bir sandık dolusu kitaba kaydı. Ciltlerin üzerinde yazılanları seçmeye çalışırken dudakları sessizce kıpırdandı ama bunu başaramadı. Kulgan kaşlarından birini kaldırıp, ''Demek okuyabiliyorsun öyle mi?'' dedi. Pak, çalışma alanına izinsiz burnu sokarak büyücüyü gücendirdiği düşüncesiyle telaşlanarak irkildi. Onun mahcubiyetini sezen Kulgan, ''Sorun değil evlat, okuma yazma bilmek suç değil.'' dedi. Pak duyduğu huzursuzluğun dağıldığını hissetti. ''Biraz okuyabiliyorum efendim. Aşçı Megar bana mahzenlerdeki mutfak için ayrılmış erzakların fişleri nasıl okuyacağımı gösterdi. Bazı sayıları da biliyorum.'' Sayıları da demek, diye inledi büyücü iyi huylulukla. Eh, nadir bulunan birisin. Arkasına uzandı ve raftan kızıl kahve ciltli bir kitap çekti. Kitabı açtı, gözlerini kısarak sayfaları birbiri ardına inceledi ve nihayet istediği gibi bir sayfa buldu. Açık durumda kitabı çevirdi ve masaya, Hagen önüne koydu. Kulgan, sol üst köşedeki bir harfin çevresinde yılanlar, çekirgeler ve birbirine dolaşık asmalardan oluşan renkli bir çizimle süslenmiş bir sayfayı işaret etti. Oku bunu evlat. bak bunu uzaktan yakından benzeyen hiçbir şey görmemişti. Derslerini Megar'ın kaba el yağısıyla şekillenmiş harflerle düz parşömen üzerinde mangal kömüründen bir çubukla yapmıştı. Yapıtın ayrıntılarıyla büyülenerek oturmaya devam etti. Sonra büyücünün kendisini izlemekte olduğunu fark etti. Aklına başına devşirerek okumaya başladı. Derken bir ça çağrı geldi. Onun için yeni olan karmaşık birleşimlerde bocalayarak sözcüye baktı. Zakaradan durdu ve doğru okuyup okumadığını görmek üzere Kulgan'a baktı. Büyücü devam etmesi için başını salladı. Çünkü kuzey un, unutulacaktı, olmaya ki imparatorluğun yüreği çü, ç, çürüsün ve her şey yitirilsin. Ve doğuştan Bosanya'da olsalar da o askerler hala Yüce Keş'e hizmetlerinde sadıktılar. Bu yüzden onun büyük müşkülü nedeniyle silahlarını aldılar, zırhlarını kuşandılar ve Bosanya'dan ayrılıp gemiyle güneye, her şeyi yıkılmaktan kurtarmak üzere gemiyle yola çıktılar. Kulgan bu kadar yeterli dedi ve kitabın kapağını usulca kapadı. Bir kale çocuğuna göre harfler konusunda oldukça yeteneklisin oğlum. Efendim bu kitap nedir diye sordu Pak. Kulgan kitabı ondan alırken hiç benzerini görmemiştim. Kulgan bir an Paga onu yeniden huzursuz eden bir bakışta baktı ve gülümseyerek gerginliği dağıttı. Kitabı yerine geri koyarken, ''Bu ülkenin tarihidir evlat. Bu İshapya Manastırı başrahi bir tarafından armağan olarak verilmişti. Yüzyıldan eski bir keş metninin çevirisidir.'' Pak başını salladı ve ''Hepsi çok tuhaf gidiyordu. Neyi anlatıyor?'' dedi. Kulgan bir kez daha Pag'a içinde bir şey görmeye çalışıyormuşçasına baktı. Sonra, uzun zaman önce Pag, son olmayan denizden gri kule dağları boyunca acı denize uzanan tüm bu topraklar Yüce Keş İmparatorluğu'nun parçasıydı. Doğuda, uzakta Rilanon adlı tek bir küçük ada üzerinde küçük bir krallık bulunuyordu. Büyüyerek kendisine komşu ada krallıkları yuttu ve Adalar Krallığı oldu. Daha sonra Anakara'ya doğru tekrar genişledi ve hala Adalar Krallığı olmasına rağmen çoğumuz ona sadece krallık diyoruz. Krayda'da yaşayan bizler krallığın bir parçasıyız. Onun sınırları içinde olup da ondan ne kadar uzak olunabiliyorsa o kadar uzakta yaşamamıza rağmen. Bir defasında uzun yıllar önce Yüce Keş İmparatorluğu bu toprakları terk etti. Zira güneydeki komşuları olan Keşçe Konfederasyonu ile uzun süren ve kanlı bir savaşa girdi. Pak, Yitik imparatorlukların ihtişamına kapılmıştı. Ama Mekam'ın fırına birkaç somun kara ekmek yerleştirmekte olduğunu fark edecek kadar da açtı. Dikkatini yeniden büyücüye verdi. Kimdi bu Keşya Kon Keşya Konfederasyonu diye tamamladı kulgan çocuğun yerine. Yüzyıllarca yüce keşe vergi vererek varlığını sürdüren bir grup küçük millettir bunlar. Kitabın yazılmasından 12 yıl önce kendilerine zulmedene karşı birleştiler. Hiçbiri kendi başına büyük keşle çatışacak güçte de değildi. Ancak bir araya geldiklerinde onun gözüne denk oldular. Fazlasıyla denk, zira savaş yılları birbirini izledi. İmparatorluk lejyonlarını kuzey illerinden çekip onları güneye göndermek zorunda kaldı ve böylelikle kuzeyi yeni, daha genç olan krallığın saldırılarına karşı savunmasız bıraktı. Orduyu batıya sürerek batı krallığını genişleten Dük Borik'in büyük babası, kralın en küçük oğluydu. O günden beri, bir zamanlar imparatorluğa ait olan Basonya ili, Özgür Natal şehirleri dışında Great Dükalı olarak bilinir. Pat bir an düşündükten sonra, ''Sanırım bir gün bu yüce keşe yolculuk etmek isterim.'' dedi. Mekan burnundan soludu, kahkaya andıran bir şeydi. Yani ne sıfatla yolculuk ederdin? Çapulcu olarak mı?'' Pak yüzünün kızardığını hissetti çapulcular, yurtsuz adamlar, para karşılığında savaşan paralı askerlerdi ve haydutlardan ancak bir gömlek üstün kabul edilirlerdi. Kulgan, belki bir gün edersin Pak, yol uzundur ve tehlikelerle doldur. Ancak gözü pek ve dinç birinin yolculuktan sağ çıktığı duyulmamış şey değildir. Bundan daha tuhaf şeylerin olduğu bilinir. Masadaki sohbet daha genel konulara döndü. Zira büyücü bir ay aşkın süredir. Kars'taki Güney Kalesi'ndeydi ve Kreit dedikodularını öğrenmek istiyordu. Ekmek piştiğinde Mekam onu sıcak sıcak servis etti. Domuz filotusunu dilimledi ve tabaklar dolusu peynirle yeşillik çıkardı. Pat daha önce hiç bu kadar iyi bir yemek yememişti. Mutfakta çalıştığı zaman bile kale çocuğu olarak konumu anca kıt kanaat geçirmesine yetmişti. Yemek sırasında Pak iki kez büyücünün kendisini dikkatle izlemekte olduğunu fark etti. Yemek sona erdiğinde Mekan masayı topladı. Sonra da Kulgan Lapak oturup konuşurken bulaşıkları temiz kum ve tatlı suyla yıkamaya koyuldu. Masada tek bir et parçası duruyordu. Kulgan bunu ateşin önünde yatmakta olan fantusa attı. Ateş ejderi gözlerinden birini açarak yiyecek parçasına baktı bir an rahat dinlenme yeri ile sulu et parçası arasında seçim yapmaya çalıştı. Sonra ödülü midesine indirmek için gereken 15 santimi açtı ve gözlerini yeniden kapadı. Kulgan piposunu yaktı ve çıkardığı dumandan memnun olunca, ''Yetişkinliğe eriştiğin zaman neler yapmayı planlıyorsun oğlum?'' dedi. Pak uykuyu savuşturmaya çalışıyordu ama Kulga'nın sorusu üzerine yeniden dikkat kesildi. Kasaba ve kaledeki delikanlıların çırak olarak alındığı seçim zamanı yaklaşmıştı ve pak heyecanlanarak bu yaz ortası günü kılıç ustası Safanın yanında dükün hizmetine girmek istiyorum, dedi. Kulgan narin konuğunu süzdü. Senin çırak olmana daha bir iki yıl olduğunu sanıyordum pak, dedi. Maykam kahkahayla homurtu arasında bir ses çıkardı. Kılıçla kalkanı sağa sola sürüklemek için biraz ufak tefek sayılmaz mısın evlat? Pak kızardı. Kaledeki yaşlıları arasında en ufak tefek erkek çocuğu oydu. Aşçı meğer geç serpilebileceğimi söyledi. Dedi belli belirsiz bir asilikle. Kimse anne babamın kim olduğunu bilmiyor. Ama bu yüzden de ne bekleyeceklerini hiç bilmiyorlar. Öksüz müsün? diye sordu meykan o ana kadar yaptığı en manalı hareketi yapıp tek kaşını kaldırarak bak başını salladı. Beni yolda bulduğunu iddia eden bir kadın tarafından dağ manastırındaki dalı rahiplerine bırakılmışım. Bana bakmalarının imkanı olmadığından beni kaleye getirmişler. Evet, diye ekledi Kulgan. Zayıfın kalkanına tapanların seni kaleye ilk getirdiği zamanı hatırlıyorum sütten yeni kesilmiş bir bebekten büyük değildin. Bugün özgür biri olman sadece dükün iyiliği sayesindedir. Bir kölenin oğlunu azat etmenin özgür birinin oğlunu köle yapmaktan daha az kötü olduğunu düşünüyordu. Herhangi bir kanıt olmadığından seni köle ilan etmek hakkıydı. Mekam tarafsız bir ses tonuyla, ''İyi bir adam şu dük.'' dedi. Pak kendi kökenine dair hikayeyi kaledeki mutfakta Makya'dan yüzlerce kez dinlemişti. Kendini tamamen bitkin hissediyor ve gözlerini güç bela açık tutabiliyordu. Kulgan bunu fark etti ve Mekam'a işaret etti. Uzun boylu toprak ağası rafların birinden birkaç battaniye aldı ve bir yer yatağı yaptı. İşi bittiğinde Pak başı masanın üzerinde uykuya dalmıştı. İri yarı adamın elleri onu tabur eden nazikçe kaldırıp battaniyelerin üzerine yerleştirdi. Sonra da üzerini örttü. Fantus gözlerini açtı ve uyuyan çocuğa baktı. Kurdu hatırlatan bir esneme ile sürünerek Pag'ın yanına geldi ve ona sokuldu. Pag uykusunda ağırlığını öteki tarafına verdi ve bir kolunu ateş ejderinin boynuna sardı. Ateş ejderi gırtlağının derinlerinden onaylar gibi bir gürleme çıkardıktan sonra gözlerini yeniden kapattı. Gedik Savaşları Efsanesi 2. Bölüm Çırak Ormana sessizlik hakimdi. Hafif ikindi yeli uzun meşeleri sallıyor ve yaprakları sadece biraz sallarken gününüzün sıcağını kesiyordu gün doğum ve gün batımında kulakları tırmalayan bir koro oluşturan kuşlar, sabahın bu saatinde büyük ölçüde sessizdi. Denizin tuzu, belli belirsiz kokusu, çiçeklerin tatlı rahiyası ve çürüyen yaprakların acılığıyla karışıyordu. Patla Thomas, gidecek özel bir yeri olmayan ve oraya varacak bol bol zamanı olan erkek çocuklarına özgü, amaçsız, Rastgele adımlarla yolda yürüyorlardı. Pak küçük bir kayıyı hayali bir hedefe gönderdi. Sonra dönüp yol arkadaşına baktı. Annen kızmamıştır, değil mi? <laughs> Thomas gülümsedi. <laughs> Hayır, işlerin nasıl olduğunu anlıyor. Seçim gününde diğer çocuklarında nasıl olduğunu gördü. Üstelik doğrusunu istersen. Bugün mutfakta işe yaramaktan çok ayak bağı oluyorduk. Pak başını salladı. Pastacı alfana taşırken bir çanak kıymetli balı yere dökmüştü. Sonra da taze ekmek somunlarından bir tepsi dolusunu fırından çıkarırken düşürmüştü. Bugün kendimi biraz aptal duruma düşürdüm Thomas. Thomas güldü. Kum rengi saçları ve parlak mavi gözleri olan uzun boylu bir çocuktu. Erkek çocukların özgü başına bela açma eğilimine rağmen güler yüzü nedeniyle kalede çok sevilirdi. Pakın en yakın arkadaşı, arkadaştan çok kardeşiydi ve bu nedenle Pak, Thomas'ı resmi olmayan liderleri olarak kabul eden diğer çocuklardan bir ölçüde kabul görmüştü. Thomas, <laughs> benden fazla değil, hiç değilse sığır böğürlerini yukarıya asmayı unutmadın, dedi. pak sırıttı. <laughs> Herhalde dükün tazıları mutlu oldu. Kıs kıs güldü. Sonra bir kahkaha attı. <laughs> ''Annen kızdı değil mi?'' Thomas arkadaşıyla birlikte güldü. Öfkeden deliye döndü. Yine de onları uzaklaştırana kadar köpekler etten biraz yediler. Ayrıca kızgınlığı daha çok babama. Seçimin tüm zanaat ustalarının bütün gün sağda solda oturup pipo türmeleri, bira içmeleri ve hikaye alışverişinde bulunmaları için bir mazeretten fazlası olmadığını iddia ediyor. Kimin hangi çocuğu seçeceğini zaten bildiklerini düşünüyor. Fakat diğer kadınların söylediklerine bakılırsa böyle düşünen sadece o da değil. Sonra Thomas'a gülümsedi. Ha, muhtemelen yanılmıyor da. Thomas'ın gülümsemesi oldu. Babamın ortada olup da işlere nezaret etmemesinden gerçekten hoşlanmıyor. Sanırım bunu biliyor bizi sabaha dışarıda geçirmek üzere kaleden kışkışlaması bu yüzden. sinirini bizden çıkarmasın diye ya da en azından senden diye ekledi son dolu bir gülümsemeyle. En çok seni sevdiğine emin edebilirim. Pag'ın gülümsemesi geri geldi ve yeniden kahkaha attı. <laughs> ben daha az bela çıkarıyorum. Thomas arkadaşının koluna şakadan bir yumruk atarak, yani daha az yakalanıyorum demek istiyorsun dedi pak gömleğinin içinden sapanını çıkardı. Bir tel dolusu keklik veya bıldırcınla dönersek sinirleri bir parça düzelebilir. Thomas gülümsedi. Kendi sapanını da çıkararak olabilir diye onayladı. Patikadan ayrılıp çok uzakta olmadığını bildikleri sulama gölüne yönelirken Thomas baş çekti. Kazayla önlerine çıkmadıkları sürece günün o saatinde av bulmaları pek muhtemel değildi. Ama bulacaklarsa da ve bu en büyük olasılıkla gölün yakınında olurdu. Kreit şehrinin kuzeydoğusundaki ormanlar güneydeki büyük ormandan daha az ürkütücüydü. Ağaçların yıllardır kerest elde etmek için kesilmesi, ormanlardaki yeşil açıklıklara güney ormanlarının derin yataklarında bulunmayan güneşli ve havadar bir hal vermişti. Kale çocukları geçen yıllarda burada pek çok kez oynamıştı. Biraz hayal gücüyle orman harikulade bir yere, büyük maceralarla dolu yeşil bir aleme dönüşürdü. Bilinen en büyük serüvenlerden biri burada gerçekleşmişti. Çocuklar yaklaşan erkeklik üzerine gençlik rüyalarını açığa vururken, suskun ağaçlar, cüretkar kaçışlar, berbat maceralar ve büyük çatışmalara sahne olan savaşlara tanıklık etmişti. İğrenç yaratıklar, koca canavarlar ve sefil haydutların hepsiyle savaşılmış ve hepsine galebe çalınmıştı. Buna çoğu zaman büyük bir kahramanın yas içindeki yoldaşlarına münasip son sözlerini ederek ölüşe eşlik etmiş, tüm bunlar da kaledeki yemeğe yetişmelerine imkan verecek kadar kısa zamanda başarılmıştı. Thomas Körpekay'ın fidanlarıyla perdelenen göle tepeden bakan küçük bir yükseltiye erişti ve gözlemeye başlayabilmeleri için çalılardan bir bölümünü yana çekti. Hayranlık içinde durdu ve usulca ''Bak bak'' dedi. Gölün kıyısında bir erkek geyik duruyordu. Su içerken kendisini rahatsız eden şeyin kaynağını ararken başını havaya kaldırmıştı. Yaşlı bir hayvandı. Burnunun çevresindeki tüyler neredeyse beyazdı ve başı muhteşem boynuzlarla taçlanmıştı. ''Bak!'' hızla saydı. On dört dalı var Thomas başıyla onayladı. Ormandaki en yaşlı erkek geyik olsa gerek. Geyik dikkatini çocukların olduğunu yana verdi. Bir kulağı huzursuzca seyiriyordu. Bu denli güzel bir yaratığı korkutup kaçırmak istemediklerinden oldukları yerde durup kaldılar. Uzun, sessiz bir an boyunca erkek geyik burun delikleri açılıp kapanarak yükselti izledi. Sonra da başını ağır ağır suya indirdi ve içti. Thomas Buck'ın omzunu kavradı ve başını yana eğdi. bak Thomas'ın baş hareketini izledi ve bir şeklin sessizce açıklığa yaklaşmakta olduğunu gördü. Orman yeşiline boyanmış, deri giysiler içindeki uzun boylu bir adamdı bu. Gri cübbesinin başlığı arkaya atılmıştı ve sakin, düzenli adımlarla giyiğe yaklaşıyordu. Thomas, Martin bu, dedi. Bak da dükün avcı ustasını tanımıştı. Bak gibi öksüz olan Martin bu silahı kullanmakta dengaz olduğundan kaledekiler tarafından Langbow olarak tanınır olmuştu. Biraz esrarlı biri olan Martin yine de çocuklarca çok sevilirdi. Zira kaledeki yetişkinlere karşı mesafeli olmasına rağmen çocuklara karşı her zaman arkadaş canlısı ve samimi davranırdı. Avcı usta sıfatıyla aynı zamanda dükün ormancısıydı da. İş sürücülerine izinsiz avlananlar, olası yangın tehlikeleri göç eden goblinler ya da ormanda kap yapan haydutlar izlerini aratırken görevleri onu kaleden zaman zaman günlerce ve bazen haftalarca uzak tutuyordu. Ancak kaledeyken ve dük için bir av düzenlemekle meşgul olmadığı zamanlarda her zaman çocuklara ayıracak zaman olurdu. Onu aç irfanı ile ilgili sorularla sıkıştırır ya da Kreit sınırlarının kıyısındaki topraklara dair öyküler anlatmaya zorladıklarında kara gözleri her zaman neşeyle dolu olurdu sonu gelmez bir sabrı vardı. Sanki bu da onu şehirde ve kaledeki zanaat ustalarının çoğundan farklı kılıyordu. Martin Gay'in yanına yanaştı. Usulca uzandı ve hayvanın boynuna dokundu. Koca kafa yukarı döndü ve geyik burnunu Martin'in koluna sürttü. Martin alçak sesle, ''Konuşmadan yavaş yavaş yürürseniz yaklaşmanıza izin verebilir.'' dedi. Pak ve Thomas irkilerek birbirlerine baktılar ve açıklı adım attılar yavaşça gölün etrafından dolaştılar. Geyik onların hareketini başıyla izliyor, hafifçe titriyordu. Martin onu yatıştırıcı bir hareketle okşadı ve hayvan sakinleşti. Thomas da Pak gelip avcının yanında durdular ve Martin uzanıp dokunun ama ağırdan alın ki korkmasın dedi. Önce Thomas elini uzattı ve geyik parmaklarının arasında titredi. Pak elini uzatmaya başladı ve geyik bir adım geriledi. Martin Gaye daha önce duymadığı bir dilde bir şeyler mırıldandı ve hayvan kımıldamadan durdu. Bak ona dokundu ve postunun dokusunu hayret etti. Daha önce dokunduğu işlenmiş derilere öylesine benzemesine rağmen parmak uçlarının altında yatan yaşamı hissettiği için o kadar farklıydı ki. Geyik birden geriledi ve arkasını döndü. Derken tek bir anisi çayışla ağaçların arasında kaybolmuştu. Martin Langbaugh kıkırdadı ve iyi de oldu insanlarla dostluk kurması iyi olmazdı. O boynuzlar çabucak izinsiz bir avcının şöminesinin üzerine süslerdi, dedi. Thomas, o çok güzel Martin, diye mırıldandı. Martin, gözlerini geyin ormanda gittiği noktadan ayırmadan başını salladı. <laughs> Öyle Thomas. Bak, senin erkek geyikler avladığını sanıyordum. Nasıl oluyor da, dedi. Martin, İhtiyar aksakallarımızda sakallarımızda bir çeşit anlaşma var bak dedi. Ben yalnızca dişsi olmayan bekar erkek geyikleri ya da buzağlama çağına geçmiş dişlileri avlıyorum. Bir gün gelip de aksakal haremini genç bir erkeğe kaptırdığında onu alabilirim. Şimdi ise ikimiz de diğerini kendi haline bırakıyorum. Ona bir okun ucundan bakacağım günde gelecek. Çocuklara gülümsedi. Okun uçmasına izin verip veremeyeceğimi o ana kadar bilemem. Belki veririm belki de vermem Aksakalın yaşlanmasını düşünmek ona hüzün veriyormuş gibi bir süre suskun kaldı Sonra hafif bir esinti dalları hıcırt attığında Şimdi böyle iki gözbek pek avcıyı sabahın köründe dükün ormanına getiren nedir? Bu öğleden sonra yaz ortası festivali varken yapılacak bin tane şey olmalı dedi Thomas yanıt verdi Annem bizi mutfaktan attı yaptığımızdan fazlasını bozuyorduk. Bugün seçim olduğundan sesi kesildi ve birden utandı. Martin'in gizemliliği büyük ölçüde Graite'de ilk geldiği zamanlardan kalmaydı. Seçim zamanı geldiğinde kendi yaşındaki diğer erkek çocukları ile birlikte bir araya toplanmış, zanaat ustalarının huzuruna çıkmak yerine dük tarafından doğrudan eski avcı ustasının yanına yerleştirilmişti bilinen en eski geleneklerden birinin çiğnenmesi şehirdeki birçok kişiyi gücendirmiş, ancak hiçbiri bu duygularını Lord Boric'e açıktan açığa ifade etmeye cesaret edememişti. doğal olduğu üzere öfkeleri düke e değil Martin'e yöneldi. Yıllar geçtikçe Martin dükün kararını fazlasıyla haklı çıkarmıştı. Ancak yine de halkın çoğu dükün ona o gün özel muamele etmesinden rahatsızdı. 12 yıl geçtikten sonra bile bazıları hala Martin'i farklı, dolayısıyla da şüphe edilmesi gereken biri olarak görüyordu. Thomas, affedersin Martin, dedi. Martin, özrü kabul ettiğini belirten bir şekilde başını salladı. Ama neşesizce, anlıyorum Thomas, sizin katlandığınız belirsiz de katlatmak zorunda kalmamış olabilirim. Ancak diğer pek çoklarının seçim gününü bekleyişini gördüm. Dört yıldır ben de diğer zanaat ustalarının yanında durduğumdan endişelerinizi biraz biliyorum. Bakın aklına bir düşünce geldi ve düşünmeden ''Ama şu anda diğer zanaat ustalarının yanında değilsin.'' dedi. Martin başını iki yana salladı. Düzgün yüz atlarında kederli bir ifade dolaştı. Yani doyduğunuz endişe yüzünden apacık ortada olanı göremeyebileceğinizi düşünmüştüm. Ama keskin bir zekan var pak. Thomas bir an ne dediklerini anlayamadı. Sonra daydı. O zaman çırak seçmeyeceksin. Martin parmağını dudağına götürdü. Bununla ilgili tek kelime etmek yok delikanlı. Yo, geçen yıl seçilen Garrett'la birlikte iz sürücü takımı tamamlandı. Thomas hayal kırıklığına uğramıştı. Kılıç ustası Fano'nun yanında görev almayı her şeyden çok istiyordu. Ancak asker olarak seçilmeyecekse Martin yanında ormancı olarak yaşamayı yeğlerdi. Şimdi ikinci seçeneği elinden alınmıştı. Bir an kara kara düşündükten sonra neşelendi. Belki de Martin onu seçmemesinin nedeni Fano'nun onu daha önce seçmiş olmasıydı. Arkadaşının tüm olasılıkları dikkate alırken bir neşe ve moral bozukluğu döngüsüne girdiğini gören Pak, ''Neredeyse bir aydır kalede yoktun Martin.'' dedi. Hala elinde duran sapanı yerine koydu ve ''Nerelere saklanıyordun?'' diye sordu. Martin Pak'a bakarken çocuk sorduğu sorudan anında pişman oldu. Martin ne kadar cana yakın olursa olsun yine de avcı ustası dükün hanesinden biriydi ve kale çocukları dükün çalışanlarının nereden gelip nereye gittiklerini sormayı alışkanlık haline getirmemeliydi. Martin Pak'ın mahcubiyetini hafif bir gülümsemeyle dağıttı. Elvandar'daydım. Kraliçe Arklarna'nın eşi Elf Kral'ın ölümünün üzerine tuttuğu 20 yıllık yazı sona erdirdi. Büyük bir kutlama oldu. Pak bu yanıt karşısında şaşırmıştı kraliteki insanların çoğu gibi onun için de elfler efsaneden pek öte değildi ancak martin gençliğini elf ormanlarının yakınında geçirmişti ve kuzeydeki o ormanlardan dilediğince geçip giden sayılı insandan biriydi bu martin'i diğerlerinden ayıran şeylerden bir diğeriydi martin elf irfanını çocuklarla daha önce paylaştıysa da bakın hatırladığı kadarıyla bu elflerle olan ilişkisinden ilk bahsedişiydi. Pak, elf kraliçesiyle şölene mi katıldın? dedi. Martin alçak gönüllü bir önemsizlik davu takındı. Eh, tahttan en uzakta duran masada oturdum ama evet oradaydım. Gözlerindeki sorulmamış soruları görerek devam etti. Yani bildiğiniz gibi çocukken el formanın yakınlarında Silvan Marastır keşişleri tarafından büyütülmüştüm. Elf çocuklarıyla oynardım ve buraya gelmeden önce Prens Galen ile Kuzeni Galen ile birlikte avlandım. Thomas heyecandan neredeyse zıplıyordu. Elfler onun özellik bilgisini çeken bir konuydu. Kral Aydan'ı tanır mıydın? Martin'in gözleri bulutlandı ve kısıldı ve tavrı aniden sertleşti. Thomas Martin'in tepkisini gördü ve özür dilerim Martin yanlış bir şey mi söyledim diye sordu. Martin özrü elini sallayarak savuşturdu. Senin bir kabahatin yok dedi tavru bir parça yumuşayarak. Elfler kutlu adalara göçenlerin, özellikle de zamansız ölenlerin adlarını zikretmez. Bunun sözü edilenleri oraya yaptıkları yolculuktan geri çağırarak onları son istirahatlerinden mahrum bıraktığına inanırlar. Onların inançlarına saygı duyuyorum. Eh, soruna cevap vermem gerekirse. Hayır, onunla hiç tanışmadım. Ben daha küçük bir çocukken öldürüldü. Ama onun yaptığı işlerin hikayelerini duydum ve her koşulda iyi ve bilge bir kraldı. Martin çevresine baktı. Öyle vakti yaklaşıyor. Kaleye dönmemiz gerek. Yola doğru yürümeye başladı ve çocuklar da ona ayak uydurdular. Şölen nasıldı Martin? diye sordu Thomas. Avcı Elvander'ın harikalarından bahsetmeye başlarken Pak içini çekti. Elflerin öyküleri onu da büyülüyordu. Ama İlgisi Thomas'ın yanına bile yaklaşamıyordu. Thomas elf ormanlarının halkını anlatan masallara, anlatanın inanırlığına hiç bakmadan saatlerce katlanabilirdi. En azından diye düşündü Park. Park avcı ustası güvenilir bir tanıktı. Martin'in konuşması tek düze bir tonda sürüp gitti. Park'ın dikkati aldı ve kendisini yeniden seçimi düşünür buldu. Kendisini endişelenmemesi ne kadar da söylese faydasızdı endişeliydi. Öğleden sonranın yaklaşmasını dehşete yakın bir duyguyla karşıladığını fark etti. Çocuklar avluda duruyorlardı. Yaz ortası, bir yılın sonunu, yeni bir yılın da başlangıcını imleyen gündü. O gün şatoda herkes bir yıl daha yaşlı sayılacaktı. Toplanmış çocuklar için bu önemliydi. Çünkü çocukluklarının son günüydü. Bugün seçim günüydü. Pat yeni tonuyunun yakasını çekiştirdi. Thomas'ın eskilerinden biri olduğundan tam olarak yeni sayılmazdı ama Pag'ın sahip oldukları arasında en yenisiydi. Thomas'ın annesi Magia onu küçük çocuk için dük önüne çıkarken derli toplu görünsün diye almıştı. Magia ile kocası Aşçı Megar öksüze anne baba olmaya kaledeki herkesten çok yakındı. Onu hastayken bakıyorlar, onu doyuruyorlar ve hak ettiğinde kulaklarını çekiyorlardı. Aynı zamanda onu Thomas'ın kardeşiymiş gibi seviyorlardı. Pak etrafına bakındı. Diğer çocukların tümü de en iyi giysilerini giymişti. Çünkü bu genç yaşamlarının en önemli günlerinden biriydi. Her biri toplanmış zanaat ustaları ve dükün kurmaylarının önünde ayakta duracak ve her biri bir çıraklık konumu için değerlendirilecekti. Kökenleri zaman içinde gitmiş olan bir törendi bu. Çünkü seçimler zaten yapılmıştı. Zanaat ustaları ve dükün memurları her bir çocuğun erdemlerini birbirleriyle tartışarak birçok saat geçirmişlerdi ve hangi çocukların çağrılacaklarını biliyorlardı. 8 ile 13 yaş arasındaki erkek çocukları zanaat ve askerlik hizmetinde çalıştırma uygulamasının her zanaate en uygun olan kişileri seçmek için en uygun yöntem olduğu zaman içinde anlaşılmıştı. Bu ayrıca gereksinim doğması durumunda diğer zanaatlarda yarı yarıya ustalık gibi bireylerden oluşan bir havuzun var olmasını sağlıyordu. Sistemin dezavantajı bazı çocukların bir zanaat ya da askerlik konumuna seçilememesiydi. Ara sıra tek bir konum için gerekenden çok fazla çocuk olur veya bir boşluk olmasına rağmen çocuklardan hiçbiri uygun olarak değerlendirilmezdi. Çocuklarla boş kadro sayılarının birbirine denk göründüğü zamanlarda bile herhangi bir garanti yoktu. Şüphe içinde olanlar için kaygı verici bir zamandı bu. Pak ayaklarını dalgınlıkla tozla sürdü. Denediği her şeyde başarılı görünen Thomas'ın aksine Pak'ın kabahati çoğu zaman fazla uğraşmak ve görevlerini yüzüne gözüne bulaştırmak olurdu. Çevresine baktı ve diğer çocuklardan birkaçının da gerginlik alametleri gösterdiklerini fark etti. Bazıları kaba savaşakalar yapıyor, seçilip seçilmemelerini hiç umursamıyor gibi davranıyorlardı. Başkaları pak gibi kendi düşüncelerine kapılmış, dikiliyor, seçilmemeleri durumunda ne yapacaklarını kafalarına takmamaya çalışıyorlardı. Seçilmemes durumunda pak diğerleri gibi bir başka kasaba ya da şehirde bir zanaat aramak üzere serbest kalacaktı. Kalırsa ya dükün topraklarının bir toprak ağası sıfatı işleyecek ya da kasabanın birkaç balıkçı teknesinden birini çalıştıracaktı. Her iki olasılıkta eşit derecede sevimsizdi. Ama Craig'den ayrılmayı hayal edemiyordu. Park Megar'ın ona önceki gece söylediklerini hatırladı. Yaşlı aşçı onu seçim yüzünden kendini fazla yıpratmaması için uyarmıştı. Ne de olsa diye belirtmişti. Kalfa rütbesine asla erişemeyen birçok çırak vardı ve her şey hesaba katıldığında Craig dışında içinde olduğundan daha fazla zanaz adam bulunuyordu. Megar birçok balıkçı ve çiftçi oğlunun baba mesleğini seçerek seçime girmekten feragat ettiği gerçeğini örtbas etmişti. Pak Megar'ın kendi seçim gününün seçilmeyen çocukların toplanmış sanat ustaları, ev hanesi ve yeni seçilen çırakların bakışlarının altında son isim söylenene ve utanç içinde azat edilene dek dikildiklerini hatırlamayacak kadar geride kalıp kalmadığını merak etti. Pak alt dudağını ısırarak gerginliğini gizlemeye çalıştı seçilmemesi halinde geçmişte bazılarının yaptığı gibi kendini denizcinin kederinin yüksek yerlerinden atacak türden biri değildi. Ama seçilmiş olanlarla yüzleşme fikrine tahammül edemiyordu. Kendisinden daha kısa boylu olan arkadaşının yanında duran Thomas, Pag'a gülümsedi. Pag'ın kaygılı olduğunu biliyordu. Ama kendi heyecanı da doruğa vardığından ona fazla yakınlık hissedemiyordu. Babası onun kılıç ustası Fanon tarafından çağrılacak ilk kişi olduğunu itiraf etmişti. Üstelik kılıç ustası Thomas'ın eğitimde başarılı olması durumunda Dük'ün galisi muhafızları arasında bir yer bulacağını da çıta atmıştı. Bu fevkalade bir onurdu ve Thomas'ın ilerleme şansını arttırır. Hatta muhafız birliğinde 15 ya da 20 yıl geçirdikten sonra ona subay rütbesi dahi kazandırırdı. Pagı dirseğiyle dürttü. Zira Dük'ün habercisi avluya tepeden bakan balkona çıkmıştı. Haberci muhafızlardan birine işaret etti. Muhafız büyük kapıdaki küçük kapıyı açtı ve zanaat ustaları içeri girdiler. Karşıya geçip kalenin geniş merdivenlerinde durdular. Gelenekleri uygun bir biçimde sırtlarını çocuklara vererek dükü beklediler. Kalenin geniş, meşe duvarları hantal bir biçimde açılmaya başladı ve dükün kahve ve altın renklerini taşıyan birkaç muhafız basamaklardaki yerlerini almak üzere fırladılar kısa pelerinlerinin her birine altın kraliyet martısı, onun üzerinde de dükün kraliyet ailesinin bir üyesi olarak konumunu gösteren küçük altın taç işlenmişti. Haberci bağırdı. Bana kulak verin. Üçüncü Kraliyet Dükü, Krallık Prensi, Kraliyet Kers ve Tulan Lordu, Batının Valisi, Kralın Ordularının Şövalye Generali, Rilanon Tahtının Muhtemel Valisi, Boric Kondion Hazretleri, Türk ünvan listesi tamamlanana kadar bekledi. Sonra da gün ışın adımını attı. 50 yaşını geçmesine rağmen Kreit Dük'e hala doğuştan savaşçı olan birinin akıcı zarafeti ve güçlü adımlarıyla hareket ediyordu. Koyu kumral saçlarının şakaklarındaki beyazlarına rağmen hala yaşından 20 yıl genç gösteriyordu. Son 7 yıldır olduğu gibi boynundan çizmesine kadar siyahlara bürünmüştü. Zira hala sevgili eşi Catherine'ın yasını tutmaktaydı. Yan tarafında gümüş kapsalı, siyah kınlı bir kılıç asılıydı. Parmağında ise dukalık mührü yüzüğü, kendisine taşıma izni verdiği yegane süs vardı. Haberci sesini yükseltti. Majesteleri, Prens Darlian Condion ve Arthur Condion, Kraytsoy'un varisleri, Kral'ın Batı ordusunun şövalye yüzbaşıları, Rilano'nun kraliyet soyunun prensleri. Her iki oğlu da öne çıkarak babalarının arkasında durdular. Dük geç yaşta evlendiğinden iki genç adam çıraklardan altı ve dört yaş büyüktü. Ama bu sıkılgan çömez namzetleriyle Dük'ün oğulları arasındaki fark birkaç yıllık yaş farkından çok daha fazlaydı. Her iki prens de sakin ve kendisine hakim görünüyordu. Yaşça daha büyük olan Liyan babasının sağ tarafında durdu sarışın, yapısı güçlü bir adamdı. İçten gülümsemesi annesinin eşiydi ve her zaman kahkahanın eşiğinde görünürdü. Parlak mavi bir tunikle bacaklarına yapışan sarı bir pantolon giymişti ve omuzlarına gelen saçları kadar sarı, kısa kesilmiş bir sakalı vardı. Liam ışık ve günse Aruta gölgeler ve geceydi. Boyu neredeyse abisi ve babası kadar uzundu ama onların yapısı güçlüyken Aruta sıska denecek kadar uzun bacaklıydı kahverengi bir tunik ve kum yaprak renginde bir pantolon giymişti. Saçları koyu, yüzü ise tıraşlıydı. Aruta ile ilgili her şey insana çabuk veriyordu. Gücü hızındaydı. Meç kullanmaktaki hızında, aklını çalıştırmaktaki hızında. Miza anlayışı yavan ve çoğu zaman keskindi. Liam, dükün tebaası tarafından açıktan açığa sevilirken, Aruta alt tarafından yeteneği yüzünden saygı ve takdir görür, ancak ona sıcaklık beslenmezdi. İki oğul bir arada babalarının karmaşık karakterlerini büyük ölçüde temsil eder gibiydi. Zira dükte hem Liam'ın teklifsiz mizah anlayışı hem de Aruta'nın karanlık ruh halleri vardı. Kardeşler mizaç olarak birbirlerine neredeyse taban tabana zıt olmalarına karşın ikisi de gelecek yıllarda dukalık ve krallığa fayda sağlayacak yetenekli adamlardı. Dük her iki oğlunu da çok seviyordu. Haberci yeniden konuştu. Kraliyet soyunun kız evladı Prenses Charlin. İçeri giren narin ve zarif kız, aşağıda dikilen çocuklarla aynı yaşta olmasına rağmen, daha şimdiden hükmetmek üzere doğmuş birine özgü duruşla zerafeti ve merhum annesinin güzelliğini belli etmeye başlamıştı. Yumuşak sarı giysisi, siyah yakın saçlarıyla keskin bir karşıtlık oluşturuyordu. Gözleri annelerin gibi Liam'ın gözleriyle aynı mavi renkteydi ve kız kardeşi babasının koluna girdiğinde Liam gülümsedi. Aruta bile nadir görülen yarım gülümsemelerden birini lütfetti. Zira o da kız kardeşini çok severdi. Kaledeki birçok delikanlı prensese gizden gizdiği aşıktı. Ortalıkta bir haylazlık döndüğünde prensesin çoğu zaman kendi yararına kullandığı bir gerçekti bu. Ancak... Onun vardığı bile o günkü meseleyi çocukların kafasından uzaklaştırmaya yetmedi. Daha sonra dükkün mahiyeti içeri girdi. Pak ve Thomas dükkün memur kadrosundaki herkesin Kulgan dahil orada olduğunu görebiliyordu. Pak onu fırtınalı geceden sonra kalede birkaç kez görmüştü ve bir defasında birkaç laf etmişlerdi. Kulgan onun sağlığını sormuştu. Ancak çoğu zaman büyücü göz önünde değildi. Pak büyücüyü gördüğünde biraz şaşırdı. Çünkü Kulgan tam olarak Dük'ün mahiyetinin bir üyesi değil, zaman zaman danışmanlık görevini üstlenen biri sayılırdı. Kulgan çoğu zaman kulesine kurulur, gözlerden uzakta, büyücüler bu türden yerlerde ne yaparlarsa onu yapardı. Büyücü, bir yapıcı, astodon rahip ve Dük'ün en ihtiyar yardımcılarından biri olan rahip ile derin bir sohbete dalmıştı. Töli, dükün babasına tanışmanlık yapmıştı ve o zaman dahi ihtiyar görünüyordu. Şimdi ise kadim bir hali vardı. Ama gözlerinde hiçbir bunaklık emaresi okunmuyordu. O berrak gri gözlerin bakışları birçok kale çocuğuna saplanmıştı. Zekası ve dili de bir o kadar gençti ve bir kale çocuğunun Rahip Töli'den zıdgıt yemektense at ustası Algo'nun deri kayışıyla bir celse yaşamayı yeğlediği pek çok kez görülmüştü. Ak saçlı rahip dağlayıcı sözcükleriyle kötülük yapan kişinin sırtındaki deriyi sıyırabilirdi neredeyse. Yakınlarda bir yerde zaman zaman Tülin'in gazabına uğramış olan Tulan Baron'u dükün vasatlarından Tulbort'un oğlu ve toprak beyri olan duruyordu. Kalede asil doğumlu yegane diğer erkek çocuğu olduğundan her iki prensin de arkadaşıydı. Babası dukalık yönetimi ve dükün sarayı hakkında bir şeyler öğrensin diye onu önceki yıl Kreyde göndermişti hayli sıkıntılı bir yer olan sınır sarayında Roland evinden uzak bir ev keşfetti. Oraya vardığında zaten bir parça haylazdı. Ancak bulaşıcı miza anlayışı ve hazır cevaplığı çoğunlukla yaptığı eşek şakalarının doğurduğu öfkeyi dağıtıyordu. Yaptığı herhangi bir haylazlıkta çoğu zaman Prenses Charlie'nin suç ortaklığı eden kişi Roland'tı. Açık kumral saçları ve mavi gözleriyle Roland yaşına göre uzun boylu dururdu. Oraya toplanmış çocuklardan bir yaş büyüktü ve Liam ile Aruta çoğu zaman saray görevleriyle meşgul olduklarından geçen yıl sık sık onlarla birlikte oynamıştı. Thomas'la başta rakip, sonra sıkı dost olmuşlar ve Thomas neredeyse Pak orada olacağından Pak'la da doğrudan arkadaş olmuşlardı. Pak hafifçe gülümsedi. Çünkü Roland'ın eşek şakalarını kurban herkesten çok kendisi de olsa yine de bu vahşi genç toprak beyinden hoşlanıyordu. Mahiyet tam kadroya yerine yerleştikten sonra Dük konuştu. Dün Lord ve Kralımız 4. Rodrik'in hükümdarlığının 11. yılının son günüydü. Bugün Banapis Festivali var. Ertesi gün burada toplanmış olan çocuklar Kraid'in erkekleri arasında sayılacak artık birer çocuk değil. Çıraklar ve özgür insanlar olacaklar. Ama bu anda aranızdan herhangi birinin Dükalık hizmetinden azat edilmeyi isteyip istemediğini sormanın yeridir.'' Aranızda bunu isteyen biri var mı? Bu formalite gereği sorulan bir soruydu ve birinin krediden ayrılmayı istemesi nadir görüldüğünden cevap beklenmezdi. Ama çocuklardan biri öne çıktı. Haberci, hizmetinden azat edilmeyi isteyen kim? Çocuk yere baktı. Gergin olduğu belliydi. Genzimi temizleyerek, ben Hucan olur Robert dedi. Pek onu tanıyordu ama yakından değil. A onarıcılarından birinin oğlu. Bir kasaba çocuğuydu ve onlar kale çocuklarıyla nadiren kaynaşırdı. Pak onunla birkaç kez birlikte oynamıştı ve çocuğun sayılan biri olduğu düşüncesindeydi. Hizmeti reddetmek nadir olan bir şeydi ve Pak da bunun nedenlerini diğerleri kadar merak ediyordu. Dük sevecen bir sesle konuştu. Amacın nedir Hucen oğlu Robert? Efendimiz, babam beni zanaatına alamıyor. Çünkü dört erkek kardeşim birçok a onlar için oğulları gibi onun ardından kalfa ve usta olarak zanaate yükselme yeteneğine fazlasıyla sahip. En büyük abimin artık evli ve onun da bir oğlu var. Bu yüzden ailemin evinde artık bana yetecek kadar yer yok. Ailemle kalıp babamın zanaatını sürdüremeyeceksem denizci olarak çalışmak üzere Efendimizin iznini rica ediyorum. Dük bu meseleyi düşündü. Robert denizin çağrısına kapılan köy çocuklarının ilki değildi. Seni yanına almaya razı olan bir usta buldun mu? Evet efendimiz. Margrave limanında Yeşil Derinlikler adlı geminin ustası olan Kaptan Gregson razı. Bu adamı tanıyorum dedi Dük hafifçe gülümseyerek. İyi ve adil bir adamdır. Hizmetine girmeni tavsiye eder ve yolculuklarında talihin senden yana olmasını dilerim. Keminle birlikte ne zaman dönersen Great Doge karşılanacaksın, dedi. Robert biraz resmi bir tavırla eğildi ve seçimde payına düşen kısım bitmiş olduğundan avludan ayrıldı. Park Robert'ın macera perest seçimini hayret etmişti. Bir dakikadan kısa bir sürede çocuk ailesi ve eviyle olan bağlarını koparmıştı ve artık hiç görmediği bir şehrin vatandaşıydı. Bir denizcinin gemisinin limanına sadakat borçlu olması gelenekti. Margrave Limanı acı deniz üzerinde beş özgür Natal şehrinden biriydi ve artık Robert'ın eviydi. Dük haberciye devam etmesini işaret etti. Haberci, zanaat ustalarından ilki olan Yelkenci Holm'u çağırdı. O da üç çocuğun adını söyledi. Her üçü de hizmete girdiler ve hiçbiri bundan memnun olmamış görünmedi. Çocuklardan hiçbir hizmeti reddetmediğinden seçim sorunsuz ilerliyordu her çocuk yeni ustasının yanına gidip orada duruyordu. Öğleden sonra ilerleyip çocukların sayısı azaldıkça pak giderek daha huzursuz olmaya başladı. Çok geçmeden avlunun ortasında duran pakla Thomas dışında yalnızca iki çocuk kalmıştı. Zanaat ustalarından tüm çıraklarını çağırmıştı ve yalnızca dükün kurmaylarından kılıç ustasının yanında duran ikisi konuşmamıştı. Pak basamakların üzerinde duran grubu inceledi. Kalbi kaygıyla atıyordu iki prens çocukları süzüyordu. Liam dostça bir gülümsemeyle, Aruta ise bir şeyleri kara kara düşünerek. Bu olan biten prensesin canını ekten sıkıyordu ve Roland'a bir şeyler fısıldamasına bakılırsa bunu gizlemek için pek çaba sarf etmiyordu. Bu mürebbiyesi olan Lady Marna'nın ona kınayan bir bakış atmasına yol açtı. At usta salgon öne çıktı. Kahve altın renkli kısa pelerinin de sol göğsünün üzerine işlenmiş küçük bir at başı vardı. At ustası Dik oğlu Ralph'ın adını söyledi ve Dük'ün seyisinin oğlu ustasının yanında durmaya gitti. Arkasını döndü de Pag'a küçümseyen bir bakış attı. İki çocuk birbiriyle hiç anlaşamazdı. Çiçek bozu yüzlü çocuk Pak'la alay ve eziyet ederek saatler geçirirdi. Her ikisinin de Dik idaresinde ahırlarda çalıştığı süre içinde Adam oldu ne zaman paga bir tuzak kursa başını öte yana çevirir ve çıkan herhangi bir aksaklıktan öksüz sorumlu olurdu Bak için berbat bir dönemdi ve çocuk yaşamının geri kalanında rahatla birlikte çalışmaktansa hizmeti reddetmeye ant içmişti. Kralın şahsi muhafızı Samuel Kalen asker kadrosunun bir üyesi olacak olan diğer çocuğu çağırınca Pakla Thomas bir başlarına kaldılar. Bundan sonra sıkılıç ustası falan öne çıktı ve ihtiyar asker Megaroğlu Thomas diye seslenirken kalbinin durduğunu hissetti. Bir duraklama oldu ve Pak kendi isminin çağrıldığını duymayı bekledi. Ancak Fanon geri adım attı ve Thomas avluyu aşıp onun yanında durdu. Pak üzerindeki tüm bakışların altında küçüldüğünü hissediyordu. Avlu artık hiç hatırlamadığı kadar büyük görünüyordu onu ve kendisine uygunsuz ve kötü giyimli hissediyordu. Çırak kalmamış herhangi bir zanaat ustası ya da kurmay kalmadığını anladığında yüreği karardı. Çağrılmayan tek çocuk kendisi olacaktı. Ağlamamak için mücadele ederek dükün topluluğu dağıtmasını bekledi. Dük gözlerinde çocuğa duyduğu şefkatle konuşmaya başlarken sesi bir başkası tarafından kesildi. Efendimiz lütfederseniz. Tüm gözler öne çıkan büyücü kulgana çevrildi. Bir çırağa ihtiyacım var ve kalenin öksüzü Pag'ı hizmete çağırmak istiyorum. Toplaşmış zanaat ustaların arasında bir fısıltı dalgası geçti. Birkaç kişinin bir büyücünün seçime katılmasının doğal bir şey olmadığını söyledikleri duyulabiliyordu. Dük onları bakışlarıyla susturdu. Yüzünde sert bir ifade vardı. Hiçbir zanaat ustası Krayt Dük'üne, krallıktaki en asil üçüncü kişiye bir çocuğun durumu konusunda meydan okumazdı yavaş yavaş tüm gözler çocuğa çevrildi. Dük, Kulgan kendi zanaatında kabul gören bir usta olduğundan seçmek onun hakkıdır. Kale öksüzü Pak, hizmeti kabul ediyor musun? dedi. Pak kaskıt duruyordu. Kendisini bir şövalye temen olarak kralın askerlerinin başında onları savaşa götürürken düşlemiş ya da bir gün gelip de asil birinin kayıp oğlu olduğunu öğreneceğini hayal etmişti. Çocukça hayallerinde gemilerle yelken açmış, büyük canavarları avlamış ve yurdu kurtarmıştı. Daha sakin düşünceler içinde olduğu anlarda, yaşamını gemi inşa ederek, çanak çömlek yaparak ya da ticaret öğrenerek geçirip geçiremeyeceğini merak etmiş ve bu zanatlardan her birinde ne kadar başarılı olacağı konusunda yorumlar yapmıştı. Ama asla düşünmediği, hayallerini hiçbir zaman süslememiş olan şey bir büyücü olmaktı. Dük'ün sabırla kendisinden bir yanıt beklediğini anlayarak aniden şoktan sıyrıldı. Önünde duranların yüzlerine baktı. Rahip Tuli, Prens Aruta gibi ona nadir gülümsemelerinden birini gönderdi. Prens Liam başıyla hafifçe evet dedi ve Kulgan onu dikkatle izledi. Büyücünün yüzünde kaygı belirtileri vardı ve Pak aniden kararını verdi. Bütünüyle yerinde bir çağrı olmayabilirdi. Ancak her zanaat hiç olmamasından iyiydi. Öne adım attığında kendi ayağına takıldı ve yüzü koyun toz içine düştü. Kendini toparlayarak büyücünün yanına yarı sürünerek yarı koşarak vardı. Tökezleme etraftaki gerilimi dağıttı ve Dük'ün gür kahkahası aldığı doldurdu. Utançla kızaran Pak, kulganın yanında duruyordu. Yeni ustasının geniş göbeğinin etrafından bakan Pak, Dük'ün onu izlediğini, yüz ifadesini Pak'a sevecen bir kafa sallayışla yumuşadığını gördü dük arkasına seçimin bitmesini bekleyenlere doğru döndü. Burada bulunan her çocuğun artık ustasının emri altında olduğunu, krallık yasaları çerçevesinde her konuda ona itaat edeceğini ve her birinin gerçek ve asil bir kreit erkeği olarak kabul edileceğini ilan ederim. Çıraklar ustalarına eşlik etsin. Ziyafete kadar hepinize iyi bir gün dilerim. Arkasını dönerek sol kolunu kızına sundu. Kız elini babasının koluna hafifçe koydu ve birlikte kendilerine yol açan saray mensuplarının saflarını yararak geçtiler. İki prens ve saray halkının geri kalanı da onları izledi. Pak Thomas'ın Fanon ustanın peşinden muhafız akışlarına yöneldiğini gördü. Dikkatini yeniden düşüncelere kapılmış görünen kulgana çevirdi. Bir an sonra büyücü, ''Bugün ikimizin de hata yapmadığını ümit ederim.'' dedi. Büyücünün ne demek istediğini anlamayan Pak, ''Efendim.'' dedi. Kulugan bir dalgınlıkla sallayarak cübbesinin denizde çarpışan dalgalar gibi devrilmesine neden oldu. Zarar yok evlat olan oldu. Elimizdekini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışalım. Elini çocuğun omzuna koydu. Gel oturduğum kuleye çekilelim. Benimkinin altında senin işini görecek bir oda var. Onu bir proje için düşünmüştüm ama hazırlayacak zamanı hiç bulamadım. Pak hayret içinde durdu. Kendime ait bir oda mı? Bir çırak için doyurmuş şey değildi. Çoğu çırak ustasının çalışma odasında uyur ya da sürüleri korur ve bunun gibi şeyler yapardı. Bir çırağın kendisine ait bir mekanı olması ancak kafa mertebesine yükseldiğinde olan bir şeydi. Kulgan çalı gibi kaşlarından birini kaldırdı. Elbette her dakika ayak altında olmana göz yumamam. Hiçbir iş yapamam yoksa. Üstelik büyü düşünmek için bir başına kalmayı gerektirir. Benim kadar. Hatta belki benden çok gereksinim duyacaksın rahatsız edilmemeye. Cübbesinin katlarının içinden uzun ince piposunu çıkardı ve yine cübbenin içinden çıkmış olan bir keseden aldığı tütünle doldurmaya koyuldu. Görevleri falan tartışmakla uğraşmayalım evlat. Çünkü doğrusunu istersen senin için hazırlıklı değilim. Ama çok geçmeden işleri toparlarım. O güne kadar zamanı birbirimizi tanımak için değerlendirebiliriz. Anlaşıldı mı? Pak şaşırmıştı. Haftalar önce Kulgan'la geçirdiği akşama rağmen büyücünün ne iş yaptığı konusunda çok az bilgisi vardı. Ancak zanaat ustalarının nasıl olduğunu pek hala biliyordu ve onlardan hiçbiri bir çırağın planlarına razı ol olmadığını sormayı düşünmezdi. Ne diyeceğini bilemeyen Pak başını sallamakla yetindi. İyi o zaman dedi Kulgan. Kuleye gidip sana yeni giysiler bulalım. Sonra da günün geri kalanını şölenle geçiririz. Daha sonra usta ile çırak olmayı öğrenmek için bal bol zamanımız olacak. Eri yarı büyücü paga gülümseyerek onu döndürdü ve uzaklaştırdı. Geç ikindi zamanı hava açık ve parlaktı. Denizden gelen bir esinti yaz sıcağını kesiyordu. Kreit Kalesi'nin kale içinin ve aşağıdaki kasabanın dört bir yanında Banapis Festivali'nin hazırlıkları sürmekteydi. Kökeni eski zamanlarda kaybolmuş olan Banapis bilinen en eski bayramdı. Her yılı yaz ortası gününde ne geçmişe ne de gelecek ya ait olmayan bu günde düzenlenirdi. Başka ustalarca farklı isimlerle bilinen Banapis, efsaneye göre Mitkemya gezegeninin bütününde kutlanmaktaydı. Bazıları festivalin elfler ve cücelerden adındığına inanılırdı. Zira ömrü uzun olan ırkların yaz ortası, şölenin iki ırkın hatırlayabildiği en eski çağlardan beri kutladığı söylenirdi. Konuda uzman kişilerden çoğu İnsanların elf ve cüce halklarından herhangi bir şey almalarının düşük bir olasılık oluşundan başka bir neden göstermeden bu söylentiyi reddederdi. Kuzey ülkelerinin sakinleri, goblin kabileleri ve karayol kardeşliği klanlarının dahi bana pis kutladığı rivayet edilirdi. Ancak hiç kimse böylesi bir kutlamaya tanık olduğunu söylememişti. Avlu cıvıl cıvıldı. Bir haftaya aşkın süredir hazırlanmakta olan çeşitli yiyecekleri yerleştirmek üzere devasa masalar kurulmuştu. Taş dağından getirtilen koca koca cüce bira fıçıları mahzenlerden güç bela çıkarılmış, üzerlerindeki ağırlığı protesto eden aşırı yüklenmiş tahta iskelelerin üzerinde duruyordu. Fıçı sehpalarının narin görünümünden telaşa kapılan bir takım işçiler fıçıların içindekileri hızla boşaltmaktaydılar. Megar mutfaktan çıktı ve onları çabucak kovaladı. Toz olun, böyle giderse akşam yemeğine hiç kalmayacak. Mutfağa geri dön. ahmaklar sizi.'' daha yapılacak bir alay iş var. İşçiler homurdanarak uzaklaştılar. Megar da bir anın doğru sıcaklıkta dolup olmadığından emin olmak için kendisine bir maşrapa doldurdu. Onun dibini bulduktan ve her şeyin yolunda olduğundan emin olduktan sonra mutfağa geri döndü. Ziyafet için herhangi bir resmi başlangıç yapılmazdı. Geleneklere göre insanlar, yiyecekler, şarap ve bira. Belirli bir yoğunluğa erişene kadar birikir sonra da şölen aniden tüm yoğunluğuyla başlardı. Bak mutfaktan koşarak çıktı. En kuzeydeki, büyücü kulesi olarak bilinen kuledeki odası ona, kale için ana kapılarına tercih ettiği mutfaktan geçen bir kestirme yol sağlamıştı. Yeni tunu ile pantolonun içinde avluyu geçerken ağzı kulaklarındaydı. Hiç böyle güzel şeyler giymemişti ve bunları arkadaşı Thomas'a göstermek için sabırsızlanıyordu. Thomas'ı bulduğunda arkadaşı askerlerin kışlasından çıkmaktaydı. Onun da neredeyse pak kadar acelesi vardı. Karşılaştıklarında sözü aynı anda başladılar. ''Yeni Tuni'ye bak.'' dedi Pak. ''Asker pellerine bak.'' dedi Thomas. İkisi de durdular ve kahkahalara boğuldular. Kendisini ilk toplayan Thomas oldu. ''Bunlar çok güzel şeyler Pak.'' dedi Pak'ın kırmızı Tuni'nin pahalı kumaşına dokunarak. ''Bu renkte seni açmış.'' Thomas da kahve altın renkli cübbeleriyle havalı bir figür yaptığında Pak bu iltifata aynen karşılık verdi. Thomas'ın cübbesinin altında her zamanki ev dokuması tuniyle pantolonun giymiş olması önemli değildi. Fananus da asker olarak liyakatinden memnun kalana dek bir asker üniforması alamayacaktı. İki arkadaş yüklü masaların birinden diğerine gezip durdular. Havadaki leziz kokular Pag'ın ağzını sulandırıyordu. Genç bir aşçı yama elinde bir sinek kovucusuyla masanın başına dikilmişti. Görevi ister böcek cinsinden ister her daim aç çırak cinsinden olsun haşerileri yiyeceklerden uzak tutmaktı. Çocukların rol aldığı diğer birçok durumda olduğu gibi bu şölen muhafızıyla yaşça daha büyük çıraklar arasındaki ilişki büyük ölçüde geleneklerce belirleniyordu. Çocuğu tehditle ya da zorbalıkla yiyeceklerden şölenden önce ayrılmaya zorlamak görgü kurallarına aykırı ve kaba bir davranış sayılırdı. Ancak masadan bir ödül kapmak için hile, gizlilik ya da el çabukluğundan yararlanmak adil bir davranış olarak görünürdü. Pakla Thomas, John adındaki çocuğun turtalardan birini aşırmaya çalışan bir ufaklığın eline feci şaplak indirişini ilgiyle izlediler. Thomas, başının bir hareketiyle pagı masanın uzak ucuna yolladı. Pak John'un görüş alanında salınarak geziniyor, çocuk da onu dikkatle izliyordu. Pak ani bir hareketle masaya doğru hamle eder gibi yaptı ve John ona doğru eğildi. Sonra Thomas birdenbire masadan bir börek kaptı ve sinek kovan kayışının inmesine fırsat vermeden kirişi kırdı. Masadan koşarak uzaklaşırken Pak ve Thomas masasını yağmaladıkları çocuğun öfkeli bağırışlarını duyabiliyorlardı. Güvenli bir uzakla eriştiklerinde Thomas baga böreğin yarısını verdi ve Pak güldü. Kalıp basarım kalede eli senden daha çabuk olan yoktur. Genç yönümüzün sana bakan gözleri de pek yavaş kaldı. Beraberce güldüler. Pak böreğin kendi payına düşen yarısını ağzına attı. Baharat azdı ve içindeki tatlı domuz etiyle tatlı çıtır hamurun arasındaki karşıtlık lezizdi. Dükün müzisyenleri ana yaklaşırken borular ve davulların sesi geldi kale içinde göründüklerinde kalabalık arasında sessiz bir haber dolaşmış gibi oldu. Bir an sonra aşçı şöyle ne katılanların yiyecekleri yığmalar için tahta tabaklar dağıtmakla meşguldü ve fıçılardan maşrapalar dolusu bira ve şarap çekilmekteydi. Çocuklar fırlayarak ilk masanın önünde sıraya girdiler farklı Thomas düstelerini ve çevikliklerini kullanarak kalabalık ok gibi yardılar ve her türden yiyecek de birer kocaman maşrapa dolusu köpüklü bira kaptılar. Nispeten sakin bir köşe bulup yiyecekleri aç kurtlar gibi mide indirmeye başladılar. Pak hayatında ilk kez bira içti ve sert, hafif acı tadına alıştı. Midesine inerken onu ıstır gibiydi ve ikinci bir deneysel yudum aldıktan sonra bir biradan hoşlandığına karar verdi. Pak, Dük'ün ailesinin de halkın arasına karıştığını görebiliyordu. Dük'ün mahiyetindeki başka kişilerin de masaların önünde sırada beklediğini görebiliyordu. Bugün hiçbir tören, ayin ya da rütbeye kulak asılmayacaktı. Herkese sırası geldiğinde servis yapılıyordu. Çünkü yaz ortası günü herkesin hasatın zenginliğini eşit olarak paylaştığı zamandı. Pak'ın gözü prensese ilişti ve göğsünün biraz sıkıştığını hissetti avludaki çocuklardan çoğu güzelliğine iltifatlar yağdırdığından pek mutlu bir hali vardı. Koyu mavi renkte güzel bir elbiseyle aynı renkte geniş kenarlı bir şapka giymişti. Övücü sözlerin sahiplerine ayrı ayrı teşekkür etti ve koyu renk kirpikleriyle pırıltılı gülümsemesini kullanarak ardında bir alay aşk sarhoşu delikanlı bıraktı. Festival için kasabaya gelen birçok gezici oyuncu grubunun ilkini teşkil eden jonglör ve palyaçolar avluda arza endam ettiler. Bir başka kompanyanın aktörleri de kasaba meydanında bir sahne kurmuştu ve akşama bir gösteri sunacaklardı. Eğlenceler ertesi gün ilk saatlerine kadar sürecekti. Pak geçen yıl çocuklardan birçoğunun kafalarının ve midelerinin doğru düzgün çalışacak halde olmaması nedeniyle bana Hepsi izleyen gün işten muaf tutulmak zorunda kaldıklarını biliyordu. Aynı sahnenin yarın da tekrarlanacağından hiç şüphesi yoktu. Yeni çırakların kasabadaki evlerden çoğunu ziyaret edip tebriklerle maşrapalar dolusu bir almaları adetten sayıldığından pak akşamı iple çekiyordu. Bu aynı zamanda kasabadaki kızlarla tanışmak için de elverişli bir zamandı. Flört hiç rastlanmayan bir şey olmasa da hoş karşılanmazdı. Ancak anneler bana hep sırasında daha az tetikte olma eğilimindeydi. Delikanlılar artık birer zanaat sahibi olduklarından, rahatsızlık veren haşerelerden çok birer damat namzeti olarak görülürdü ve kızı, genç bir kocayı kafeslemek için doğal yeteneklerini kullanırken annesinin başını öte yana çevirdiği çok görülmüştü. Yapısı ufak tefek, görünümü de çocuksu olduğundan pek, kaledeki kızlardan pek rağbet görmezdi. Ancak Thomas, Boyu posu ve yakışıklılığı artarken kızların çocuksuz cilvelerine giderek daha çok hedef olmaya başlamıştı ve Pak arkadaşının kaledeki kızlardan bir ikisi tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğunun farkındaydı. Pak tüm bu işlerin aptalca olduğunu düşünecek kadar küçük ancak bunlardan etkilenecek kadar da büyüktü. Pak ağzına sığması olasılık dışı olan bir lokma için inerken etrafına bakındı kasaba ve kalede yaşayan insanlar geçiyor, çocukları çırak olmaları nedeniyle tebrik ediyor ve onlara mutlu bir yeni yıl diliyorlardı. Pak her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu derinden hissediyordu. Kulgan onunla ne yapacağına hiç emin görünmese de bir çıraktı. İyi yemek yemişti ve hafiften kafayı bulmak üzereydi. Bu da hoşluk duygusuna katkıda bulunuyordu. Ve en önemlisi dostlar arasındaydı yaşamda bundan pek fazlası olmaz diye düşündü. Devam edecek.